Telefonuna gelen yanlışlıkla sizin faturanızı ödedik yalanına inandı ve dolandırıcıların da ağına düştü. Genç kadın oyuna geldiğini 350 liralık ödemeyi yaptıktan sonra anladı ve ben yandım başkaları da yanmasın diyerek uyardı. İnsanların bu duygularıyla oynamaya gerçekten gerek var mıydı bu tutar için? Aklına değil vicdanına güvendi ama sonu hüsran oldu. Yanlışlıkla sizin faturanızı ödedik diyen dolandırıcının tuzağına düştü. Bunun son dönemlerde çok fazla kullanılan bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu da tespit ettik. Buse Hanım Ankara'da bir hukuk bürosunda çalışıyor. Geçtiğimiz hafta en yoğun günlerinden birinde kendisine tanımadığı bir numaradan bir mesaj geldi. Öncelikle rahatsız ettiği için özür diliyorum. Annem biraz yaşlı, kendi telefon faturasını ödemek isterken sizin faturanızı ödemiş diye bir mesaj geliyor. O mesajı sorgulama ihtiyacı bile hissetmedi. Yani bir anlamda iyi niyetinin kurbanı oldu. Tutarı sordum. Aslında benim faturam kadardı. Bana ne kadar geliyor fatura size? 350 TL 400 civarı ve bana gerçekten gerçekçi geldi. Telefon faturası da istenilen tutara yakın olunca banka aracılığıyla ödemeyi yaptı genç kadın. Ama ilk başta yapması gerekeni sonradan yaptı. Faturasını kontrol edince dolandırıldığını anladı. Aslında bu kadar vicdansız olacakları aklıma gelmedi. Hani çünkü yaşlıdır, hastadır. Bu ihtimali verdim yani. Buse Hanım o telefon numarasını defalarca aradı ama hiçbir şekilde cevap alamadı. Peki şimdi bir de o numarayı biz arayalım. Aradığınız kişiye şu anda numaraya ulaşılamıyor. Zaten internette de benzer şekilde yüzlerce şikayet mevcut. Genç kadın 350 lirasının değil, insanların vicdan teline dokunup haksız kazanç elde edenlerin peşinde. Nitelikli dolandırıcılık hali mevzu bahis oluyor. İlgili kurumları arayarak bunu teyidini sağlasınlar. Gerekirse o ödemeyi iptal ettirsinler ve kendileri ödemelerini yapsınlar ilgili iletişim kurumlarına.